Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda şundan bahsedeceğiz. Yusuf Tekin öğretmenleri atamayla ilgili kararda ne gibi kararlar alır? Yani kendi düşüncesi bu süreçte ne öğretmenlerle alakalı, atamayla alakalı? Yorumlarımızda bazı kanalımızda yorumlarımızda söylentiler var. Onunla da alakalı yine bazı şeylerde bahsedeceğiz. Abone yok videoyu beğenin. Destek adına lütfen hadi hemen videoya geçelim. Şimdi şunu söyleyelim. Bu süreçte Yusuf Tekin ne gibi bir karar alacak? Kabine'de yani kulislerde dönen haberlere göre kabinede bakanlar kendi kararını alabilecek. Onu söyleyelim. Dönen haberler bu yönde. Hadi diyelim bu haberler doğru. Yusuf Tekin atama olarak ne gibi bir karar alır? Şimdi Yusuf Tekin'in öğretmenlerle arasının iyi olduğunu e, zaten görüyoruz ve söylüyoruz. Şimdi Yusuf Tekin yaklaşık bir iki ay önce gelseydi, bir buçuk ay önce gelseydi ek atama ihtimali çok ama çok yüksek olabilirdi. Şimdi Yusuf Tekin birazcık 2023 KPSS'ine yakın bir zaman diliminde geldiğinden dolayı artık 2023 KPSS'ine de az bir zaman kaldığından dolayı şunu söyleyelim. Ek atam olabileceği yine söyleniyor kulislerde ama bunun 50.000 değil daha az yani 20 bin civarlarında bir ek atama olabileceği söylentiler arasında bu da ihtiyaç dahilinde. Yani neye ihtiyaç varsa o dalda bir atama yapılacağı söylentiler arasında arkadaşlar. Ha tabii ki şöyle de bir söylenti var. 2023 KPSS ile de tam olarak iyi bir atamanın yapılabileceği 40 bin ile 45 bin civarlarında bir atamanın yapılabileceği söylentiler arasında mı? Evet söylentiler arasında bu da bir diğer olumlu e, haber. Ama dediğimiz gibi Yusuf Tekin kararı alırsa yine 20 bin bile olsa bir ek atama yapabilir mi? Kesinlikle yapabilir ki e, böyle bir ihtimalinde olduğunu tekrardan söyleyelim. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.